Beyin, omur, lob, omurilik, soğanı. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün dertliyim, derdim başımdan aşkın. Boynuz kulağı geçmiş, daha yeni haberimiz oluyor. Normalde şu an saatlerimiz 2:30-3'e doğru geliyor. Benim kahvaltı yapmasa... Şaka yapıyorum. Yapmıyor da olabilir. Ben bugün 7'de uyandım. Dedi böyle bir arkadaşıma sağlıklı hayat, mağlıklı hayat bir geçinelim. Sabah meditasyondur, yogadır, odur budur. Buzluğu kırdım. Ananı avradını. Ana. Kız belanı versin senin. Aa. Yerinden çıkmış komple. Aa. Zaten buzda koymamışım bunun içine. Sıçtık şu an. Annem beni öldürecek. Hele yıllarca bu dolabın başına bir şey gelmemiş. Ben 2 tane buz çıkaracağım diye dolabı yıkmışım. Yıkmışım. Hele günaydın. 2 tane buz neyine yetmedi senin? Şerefsiz. 2 tane buz neyine yetmedi hala daha çok çıkarmak için? Yıktın dolabı. Obez göt. Neyse şu kadar bir buz aldım. İçine meyve suyu koyacağım. Meyve suyu nerede? Kahretsin. Bir işi de doğru düzgün becer be kardeşim. Bir iş ya. Bir tane. Bir tane iş. Bir tane. Niye etrafı yıkmak zorunda mısın sen? Bak milletin rızkıyla oynadın. Her neyse. Sağlık olsun. Bunu sonra buzunu nasıl çıkaracağız acaba? Bunu acaba telinin... Bir şey canım, bunun acaba buradan çıkma yeri var mı? Yani... Neyse yaptık. Normalde böyle dönüp geri gelmesi lazım. Bak şöyle. Ama bu böyle oldu bak. Neyse bir şey olmaz. Geri koyuyorum bunu. Kimse görmedi. Kimse görmedi. Değil mi? Görmediniz. Delirtmeyin beni. Bak. O beğenme tuşuna yırtarım sizi. Herkes yerini bilsin. Benim evim haddini bilsin herkes. İşte soğukluğu hisset. Hava o kadar sıcak ki en son şunu içime sokacağım. Şu buzları artık yeter. Niye kadehe koymuyoruz? Hadi gelin birazcık sarhoş olalım. Vişne suyuyla. Gerizekalı. Söylediğin bir şeyde mantık olsa zaten seni anan doğurmazdı. Babam doğururdu. Bu arada aslında annem vişneden kompesto yapmıştı. Kompestoyu. Kompesto içecektim ama dedim ki... çok kompost yapar beni. Her neyse dolaba koyuyoruz gerizekalı buzluğu. Düzgün yapın şunu değil mi? Buradan firmalara söylüyorum şu buzlukları düzgün yapın gebertirim. Beni delirtmeyin. Şöyle bir tadı testi. Bak. Ay dişim döndü. Hayatımda yediğim en iyi şey şu Pringles'ın sirkelisidir. Bitti. Yok Doritos'tu, Koritos'tu. Yok Mace'ti. Onları yemiyoruz bak. Yanlış hatırlamıyorsam geçen sene bir tane flörtüm vardı. Biz buna bayağı iyi anlaşıyoruz. Böyle her sabah konuşuyoruz. İşte görüntülü konuşmadır. Sabahın köründe okula gidiyorum ama arıyorum onu falan. Nereden geliyor bu değirmenin suyu? Nerede? O dakikalarını kim alıyor sana? Sen ananı babanı aradın bir kere? Aramadın. Anca milleti gavuruna... Anca millete çalış. Nereye? Nereye? Sen kendini dayayacak bir yer yok. Ona harcadığın dakikalara, internetlere, o paketlere değdi mi? O parayla çeyiz düzseydin şimdi 7 kişiyi evlendirmiştin.
Neyse biz böyle her şey günlük gülistanlık gidiyor, konuşuyoruz, ediyoruz, artık buluşma falan ayarlayacağız. Bu arada birbirimize uzak oturuyorduk. Bu baktım bana birden soğuk yapmaya başladı. Yok mesajlarıma cevap vermiyor, yok konuşmuyor, şey yapmıyor. Ben de hemen en yakın arkadaşıma best friend'im. Artık yoksun. Onu da sildim, seni belanı versin. Gittim dedim ki, bak böyle böyle bana soğuk yapıyor, mesaj atmıyor, bilmem ne dedim. Hani ne yapabilirim, sence ne oluyordur dedim. Bu da bana dedi ki, bunun en yakın arkadaşıyla ben konuşayım. Böyle işte ne bileyim, hafiften bir ucundan bir arkadaş olalım, bir şeyler konuşalım falan. Ben onunla ilgili bilgi falan alırım dedi. Bir şekilde sorarım. Neyse dedim, sana bırakıyorum. Sen dedim FBI ajanı olduğun için sana bırakıyorum dedim. Keşke bırakmasaydım. Yürü git. Yani o kadar en yakın arkadaşıma söyledim. Git öğren. Bak ne olmuş? Arkadaşına mı yazıyorsun? Ona mı yazıyorsun? Bir şey mi yapıyorsun? Ne yapıyorsan yap dedim. Ben uğraşamam artık. Ha çünkü mutsuzum. Hani seviyorsun, ulaşamıyorsun. Hayır. Dağları mı deleyim? Ne yapayım? Ferhat ile Mahmut'u baştan mı yaratalım? Neyse baktım sonuç yok. Gittim bu geri zekalı en yakın arkadaşıma dedim ki. Hani bak yazdım bir şey mi olsa. O dedi ki ha seni sevmiyormuş falan yaptı. Ben inanmadım. Çünkü sevgi azalmaz. Öyle bir şey yok. Sevgi nefrete dönüşebilir ama azalmaz. Burada şimdi ben ilişki tavsiyesi vermeyeyim. Neyse ben bir inanmadım ama sinsilik yaptım. Ben bir sessizliğimi korudum. Ben bir sustum. Bak şimdi neler oluyor. Bak şimdi dünyayı baştan yaratıyorum. Çak cheers. Ben bayağı tabii umursamıyorum, etmiyorum ama baktım en yakın arkadaşım bir değişmeye başladı. Böyle bir telefonlarını benden kaçırıyor. Bir telefona mesaj geliyor, göstermeden cevaplıyor. İşte ne bileyim, birini arayacak mesela, odayı değiştiriyor. Bir garip. Sonra ben dedim, sıçtık. Bunda kesin bir boklar var. Bak şimdi ben nasıl bunu zeytinyağıyla yağlayayım alttan sana. Bir gün ben buna dedim ki, bize kalmaya gel. Hani böyle otururuz, eğleniriz falan, bir şeyler içeriz. Film falan izleriz tarzı bir şeyler söyledim. Neyse geldi bu kalıyor bizde. Bu uyudu. Ben tabii ki de uyanığım. Ben uyumuş numarası falan yaptım öncesinde ama uyanıktım. Bunun telefon şifresini biliyorum. Şimdi en yakın arkadaşlar bu telefon şifresini falan bilir ya. Artık onları bir değiştirin. Bir sinsilik var bende. Şimdi öğreneceksin. Telefona baktım. Sen benim flörtümle flörtleşmeye başla. Sen onunla sevgili ol. Benim dedikodumu yap. Alttan gir, üstten çık. Seni boyum yetmedi. Kancık, senin belanı versin. Senin yatacak yerin yok. Vallahi senin yatak... Seni Rabbim görseydi de seni yaratmadan önce bir cehenneme batırıp çıkarırdı. Sen kendine gel, terbiyesiz, ahlaksız. Ben karımı satıyorum. Ay o replik benim ilişkilerimde uymuyor da. Yani hani bir şey mi satıyoruz biz? Ne? Ne? Hayırdır? Ben en yakın arkadaşımın... En yakın arkadaşımdın. En yakın arkadaşım olanındı. Yani geçmişte onu kullanmaya çalışıyorum. Ona gönderdi, benim eski flörtüme gönderdi, fotoğrafları falan gördüm. Bakıyorum böyle bir garip garip, tövbe estağfurullah, müstehcen fotoğraflar göndermiş. Ben daha göndermedim, sen nereye gönderiyorsun? He? Ben bunları tek tek kendi telefonuma gönderdim hemen airdropla. Dedim başka bir şeyle göndersen bunu anlar dedi. Sonra gittim bunu en yakın arkadaşımın ablasına attım. Dedim ki bak senin kardeşin böyle tanışma sitelerine fotoğraflarını yüklüyor. Başına dedim bir şey gelir, onu dedim uyar, kendine gel. Sen bunun babası, bunu bir temiz döv. Ağzına sıç. Öbür gün bu geldi yanıma diyor ki sen nasıl benim fotoğraflarımı gönderirsin, işte seni şerefsiz, pislik, mikrop. Ben böyle yaptım. Senin dedim bu fotoğrafları atacak kadar ucuz olman benim flörtümü elimden alıp beni kötülemenden anlaşılıyordu dedim. Sen bu sıç. Yani burada daha doğrusu elden alma falan da yok. Hayır, geri zekalı mı o karşıdaki taraf? Atıyorum benle sevgili. Başkası geliyor bir şeyler söylüyor. Gitme. Gitme. Hayır. Sen küçük. Bu nasıl çölün ortasındaki bedeviler gibi. O çağırsa oraya gider. Bu çağırsa buraya gider. Geri zekalı. Sen sadık olmak, dürüst olmak, sevmek, sevilmek nedir bilmediğin için bunları yapman çok normal. Şerefsiz. Pislik. Seni nasıl ben ortada bıraktım? Bak şimdi senin başına daha neler neler geliyor. Bu gerizekalının bende kredi kartı vardı. O da benim haberim yok bu arada. Bir gün bana dedi ki ben sana hediye alacağım. Ben dedim ki hiç uğraşamam dedim böyle şeylerle. Bana Trendyol bilgilerini falan gönderdi. Orada bunu kartı koydu. Yani direkt kartını falan vermek istemedi. Ben Trendyol hesabına falan giriş yapmıştım. Dedi ki istediğin bir ürünü al. Hani sen herhangi bir hediye istemiyorsan sen kendini alıyormuş gibi düşün. Ben de tamam demiştim. O zamanlar böyle kendime bir şeyler almıştım. Hesabı duruyormuş hala. Bak şimdi nasıl 7 cihan birleşti o borcu ödeyemez. Ben şimdi nasıl o Trendyol'un ağzını tükürüyorum.
Ben nasıl bütün siteyi şimdi alışveriş sepetime doldurup favorileyip alıyorum? Sen onu 78 taksit yapsan da ödeyemezsin. Gör şimdi. Bu arada bu olaylar olurken ben yeni bir flört yaptım. Onunla konuşmaya başladım. Biz böyle konuşuyoruz ediyoruz falan. Ben dedim ki lan dedim. Bunun dilim hesabı var bende. Ben dedim bu eski flörtümün hesabıyla yeni flörtüme hediye alsam. Acaba dedim ahlaki bir suç işlemiş olur muyum? Hayır. Hayır. Nereye suç işlemesi? O gidip benim en yakın arkadaşıma sevgili olmayı biliyor. Ben bu hiçbir şey. Bu bir sadaka niyetine. Bu bir iyi niyet. Bak sevap ona gidiyor. Sanki ben bir kötü bir şey yaptım orada ama neyse. Kötü bir şey mi bu? Bence değil. Niye kötü olsun? Yani intikam soğuk yenen bir yemektir. Ben gittim yeni flörtüme, canıma, ciğerime ondan da ayrıldım. Senin de belanı versin. Çekmediğim şey kalmadı. Sonra ben gittim yeni flörtüme, geri zekalı o da şerefsiz bu arada. Senin de inşallah. Yemediğim hançer, kırılmadık kalp, sokmadık hançer, girilmedik kazık bırakmadı. Ben gidip buna bir tane 250 liralık bir cüzdan aldım. Böyle basitinden, böyle ucuzundan. 250 lira olsun, güzel olsun. İçine koyacak parası yok gerizekalı. Kendime de cilt bakım ürünlerinden, peelinglerden, kremlerden, maskelerden bir ton şey aldım kendime. Ya benimki de öyle bir çok bir şey tutmadı. Yani hani bir 460-70 mi, 500 mi ne? Hani bir 600'e doğru. Bir 700 civarı. Totalde bir 800. Aldım sen buna mesaj git. Beni gecenin ikisinde arıyor. Ben alışverişi zaten o saatlerde yapmıştım. Dedim hani banka buna mesaj falan göndermez. Ay kız ben ne kadar sinsiymişim. Sen nereden biliyorsun bu bilgileri şerefsiz. Sen gece 2'de beni ara. Sen nasıl bilmem ne bunu yaparsan mı yaptın bir şeyler verdim. Ya dedim hayır ben yapmadım. Ben neyin yalanını söylüyorum orada. Senin orada adresin kayıtlı. Senin adresin var. Sen git bunu öğrenince benim siparişlerimi iptal et. Benim her şeyimi iptale uğrat. Sen benim yeni flörtümle aramı boz. O gerizekalı da cüzdanı iptal ettim diye ben de cüzdanı. Ben mi yaptım? Ben mi yaptım? Benim sen bilseydin bu para nereden? Ben bilseydim bu para nereden geliyor? İster miydin? Sen gerçekten benim ödeyeceğimi mi zannettin? Canım ben boğa burcuyum. Hem de öyle bir boğa, bir Mayıs boğası. Benim yükselenim ikizler. Sen benim cebimden para çıkacağını zannettin herhalde. Sen hiç dolandırıldın mı? Sen galiba hiç dolandırıyorsun. Sen bir bana bak. Bak bakalım ben seni şimdi nasıl dolandırıyorum. Her neyse bırakmadı 2 kuruş parasını harcayayım. Geberirdin değil mi? Geberirdin. Ben sana nelerimi nelerimi vermiştim. Sevgimi, duygularımı yani. Tane maske vardı onu almadım şerefsiz. Allah'ın belanı versin. Bir tane daha getir bana. Bu arada ben yalandan ağlayınca da gözlerim doluyor. Çok duygusalım çünkü. Şaka bu arada şerefsizin tekiyim. Aa rezillik. Ne kutuyor lan bu yedin? Sirkeli cips. Bokumu yedin? Şu an YouTube videosundayım bu arada. Yani şu kanalda bir günde yediğim kazıklardan, kalp kırgınlıklarımdan, sırtıma giren hançerlerden konuşsak olmuyor. İçiniz rahat mı? Rahat bir içiniz rahatladı yine beni gördünüz üzgün. Her neyse bacım sizi çok öpüyor. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz. Hadi bye.